Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlere bu güzel Keloğlanlı fiyonklu modelin yapımını anlatacağım. Benim en sevdiğim modellerden bir tanesi. Oldukça gösterişli duruyor. Ağır da bir model. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk modelimi kurmuştum zaten sizlere gösterebilmek için. Hemen devamını birlikte yapalım. Bu alt zemini oluşturmak için 12 tane zürafa yaptım. Şimdi devamında arasını yapalım. Bir tane zürafa yapıyorum. Ve yapmış olduğum zürafanın içinde geri dönüyorum. Ve araya kuyumcu kafes yapacağım arkadaşlar. Ben araya 3 tane kuyumcu kafesi yapacağım. Zürafamı yaptım. Yapmış olduğum zürafanın içine geriye dönüyorum. Ve yazmamı kıvırarak aşağıya iniyorum. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine çift düğüm atıyorum. Ben her zaman kuyumcu kafeslerimi çift düğümle yapıyorum arkadaşlar. O zaman daha düzgün, daha dik duruyor. Gördüğünüz gibi. Arada 3 tane kuyumcu kafesi yapacağım. Ve devamında modelimi kurmak için 12 tane zürafa yapıyorum. Bu model her çeyizde olması gereken bir model bana göre. Ben hem çok severek yapıyorum hem de çok sipariş alan bir model bu. Müşterilerim de gerçekten çok beğeniyor. Dört, altı, yedi tane zürafamız olmuş. Sekiz, dokuz, onuncu zürafamı yaptım. Burada 12 tane zürafa yapıyorduk arkadaşlar. On iki zürafamı da yaptım arkadaşlar. Hemen üzerinin şu badem yerinin nasıl yapıldığını göstereyim size. Evet arkadaşlar. Şurada yapmış olduğumuz zürafanın üçüncü zürafanın içinden iğnemi geçiriyorum. Ve ipimi iğnemin üzerine koyarak oraya bir düğüm atıyorum ve ipimi oraya sabitledim. Ve yanındaki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum.
Arkadaşlar, bu yapmış olduğum yuvada geriye dönüyorum. Bu yapmış olduğum zürafanın başına ipimi sabitledim. Ve şimdi içine 6 tane zürafa, pardon, pırpır yapıyorum. 1. Bu şekilde 6 tane pırpır yapacağız arkadaşlar içine. Dördüncü pırpırımı yaptım. 5. Altıncı pırpırımı da yaparak burayı tamamlamış oldum arkadaşlar. Hemen şuradaki fazlalık ipimi keseceğim. Ve burada ilk yaptığım pırpıra batarak ipimi geri alıyorum. Pırpırımın, ilk yaptığım pırpırımın tepesine batarak geriye dönüyorum. İpimi şu şekilde, bakın arkadaşlar, şu şekilde geriye döndüm. İpimi geriye atlattım. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve hemen yanındaki pırpırıma da batarak buraları zürafa oluşturuyorum. Bütün pırpırların içine batarak tek tek zürafa yapıyorum arkadaşlar. Ve hemen ipimi yine geriye alarak, yani bu bademler, badem olacak burası. Bu bademlerin içinde ip yürütüyoruz. Aralarda ip oluyor. Ve yine buraya bir tane pırpır yapıyoruz. Ve yanındaki zürafalara tek tek batarak devam ediyoruz. Zaten artık eksilmeye başladı bademlerimiz, zürafalarımız. Burada bir tane zürafa kalana dek eksiltmeye devam edeceğiz. Yine geriye döndüm ve buradaki zürafamın içine pırpır yapıyorum. Ve yine başa dönüyorum. Pırpırımı yapıyorum. Buradaki hemen yanındaki zürafama batarak buraya bir zürafa yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Yine buraya bir pırpır yapıyorum. Ve hemen yanındaki zürafaya batarak buraya son pırpırımı yapıyorum. Artık bir tane zürafam kaldı. Bu yapmış olduğum zürafanın tam ortasına ipimi sabitliyorum. Ve buraya da bir tane pırpır yapıyorum.
Bademim tamamlandı arkadaşlar. Ve artık fazlalık iplerimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir badem elde etmiş oluyoruz. Hemen iğneme beyaz ipimi takıyorum. Evet hanımlar, beyaz ipimi taktım. Burada en son şuradaki zürafama değildi. Onun bir yüzü üstündeki zürafaya iğnemi geçiriyorum. İğnemin üzerine alıyorum ve buraya düğümü atıyorum. Ve hemen yanındaki zürafaya batarak buraya bir yuva yapıyorum. Ve yapmış olduğum yuvanın başına dönüyorum. Şuradaki fazlalık ipimi keseyim. Ve buradaki yuvanın içine 8 tane pırpır yapıyoruz. İkinci pırpırımı yaptım ben. Üçüncü. Yani bu yuvanın içine 8 tane pırpır yapıyoruz. Altı. Yedi. Ve sekizinci pırpırımı da yaparak burayı tamamladım arkadaşlar. Ve ipimi buradan kesiyorum. Evet hanımlar, modelimi pembe renkte yapacağım. O yüzden modeli yapacağım ipin renginden. Şöyle iki kat bir ip aldım. Bu oyamızın altında ip yürüteceğiz. Şu şekilde ipi elimle tutuyorum. Bunu altta yürüteceğiz. Daha sonrasında ilk pırpırımdan iğnemi geçiriyorum. Ama tam çıkarmıyorum, elimle tutuyorum. Ve ipimi de üzerine koyuyorum. Buraya bir düğüm atarak ipimi buraya sabitliyorum. Ve buradaki pırpırımın içine bir tane minik pırpır yapıyorum. Keloğlan yapacağız arkadaşlar üzerine. Ve modelimi ters çeviriyorum. Ve hemen pırpırımın içine batarak yine buraya modelimin üzerine bir kat daha yapıyorum. Yine döndürüyorum. Ve tam bu pembe ipimin üzerine yine bir kat daha yapıyorum. Burayı 3 katlı bir keloğlan yapıyoruz. Ve hemen yanındaki pırpırıma batarak şu şekilde minik bir boşluk bırakıyorum orada. İpimi sıkıladım. Yine minik bir pırpır yaptım buraya.
Modelimi ters çeviriyorum. Ve oraya bir kat daha yaptım. Modelimi çeviriyorum. Üçüncü sırayı tamamlıyorum. Yani burada kel olanlar 3 sıra oluyor arkadaşlar. Yine hemen yanındaki pırpırıma geçiş yaptım. Gördüğünüz gibi küçük bir boşluk bıraktım. Ve buraya yine minik bir pırpır yaptım. Geriye dönüyorum. Bu yapmış olduğum pırpırın üzerine İkinci katı yapıyorum. İkinci katı yaptım. Ve hemen modelimi çevirerek üçüncü katı tamamladım. Bu şekilde burada 8 tane keloğlan olacak arkadaşlar. Ben burayı tamamlayayım. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım. Burada arta kalan iplerimizi kesiyoruz. Modelimiz bu şekilde oluyor. Ve şimdi orta kısmına fiyonklarımızı yani fiyongumuzu yapacağız arkadaşlar. Fiyongumuzu yapmadan önce ipinizi gerdirirseniz fiyonklarınız daha düzgün olacaktır. Ben şöyle büyük bir yemek çatalı kullanıyorum. Fiyonk yapmak için. İpimi şöyle çatalımın iki dişinin ortasına koyuyorum. Evet hanımlar. Buraya koydum ipimi ve elimle bastırıyorum. Ve 10 defa burada saracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 defa sardım ipimi çatalıma. Daha sonra bu alttan iğnemi geçiriyorum. Ve önde kalan ipimi arkaya dolayarak oraya tam ortalı değil de sol tarafa bir düğüm atıyorum. Hafif sollu bir şekilde. Daha sonra yapmış olduğum fiyongu biraz şöyle ileriye doğru gevşeterek ipimi sıkılıyorum. Ve sonrasında iğnemi çatalımın ortasından geçirerek hemen göstereyim arkadaşlar. Şuradaki kısma şuraya fiyonkumu sabitleyeceğim. Sizler bunu isterseniz firketeyle de yapabilirsiniz. Ama çatalla benim daha kolayıma geldiği için ben çatalla yapıyorum hanımlar. Birleştirdik. Ve burada arta kalan iplerimi kesiyorum. Evet hanımlar. Modelimiz bu şekilde.
Gerçekten çok zarif ve çok şık duran bir model. Ben çok severek yapıyorum bu modeli. Çeyizlerde de mutlaka olmasını düşündüğüm, olması gerektiğini düşündüğüm bir model. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.